Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Çok aziz ve muhterem Müslümanlar. Esmek Diyanet Camisi yeni cami satın aldı. 5 Haziran 2015 Cuma günü de Ali Kiriç hocalarını Konyalıların isim listesine 92. sıraya yazmışlar. Camiye varınca gördüm. Ve telefonumla da resmini de çektim. Benden de para isteyecekler diye bekliyordum. Aradan 5 Haziran'dan sonra 26 Haziran'da tekrar camiye vardım. Bir baktım. Benim adım 92 numaradan paralıymış. Orada Bayram Keten, Musa Keten, Musa Özcan, Saydam Keskin, Osman Keskin Olunca, Adnan Köylüoğlu, Apalı Mehmet, Hacı Özgan amca, Celalettin Duran, Ali Dügeç hepsi vardılar. Benim adımı kim yazdı buraya? Ses yok. Kim sildi benim adım buradan? Utanmadınız mı? Orada burada 27 senedir camiye gelmeyen insanlardan para almışsınız. Sonuçta Bayram Keten'in benim adımı yazdığını öğrendim. Benim adımı niye yazdın buraya? Para almak için. Sen benden para istedin mi? Yok. O zaman benim adımı niye sildiniz? Sonra gitti. Musa Özcan kardeş tekrar ileri geri konuşulduktan sonra benim adım oraya yazdı. Dolma kalemle. Musa Özcan kardeşim. Adnan Köylüoğlu kardeş de kızdı. Ya böyle idare mi olur? Ali Hoca'ya sormadan adını yazıyorsunuz. Ali Hoca ile konuşmadan adını siliyorsunuz. Böyle idare mi olur dedi. Kızdı, öykülendi, gitti Adnan Köylüoğlu kardeşim. Ondan sonra biz ileri geri konuştuktan sonra Bayram Ketelli, Musa Özcan kardeşle, Saydam Keskin abi, Osman Keskin amca, Hacı Özgen abi. En son Bayram Keten dedi ki artık bir oylama yaptık. Biz senden para almamaya karar verdik. Benden para istemeyeceklermiş. Ben bunu öğrendiğim tarih 26 Haziran 2015. Ama sonuçta Musa Özcan ben para vermek istiyorum, vereceğim dedim. Ama 3000 kurandan fazla vermem. Diyanet Camii din görevliniz 3000 veriyormuş. Ben de ondan fazla vermem dedim. Ve öylece gittik. Sonra 31 Temmuz'da bir vardım camiye. Ana bir baktım. Musa Özcan kardeşin dolma kalemle yazdığı yerde, Mehmet Hoca'nın 3000 Kur'an verdiği yerde, oradaki adın altında yazıyordu. Oradan benim adımı yine birileri karalamışlar, silmişler yani. Ya bu Diyanet Camisi'nde ne korkak, ötlek, pısırık insan dolu ya. Ne zalimsiniz siz. Oraya Musa Özcan yazdı. Bayram Keten biliyor, Profesör Osman Keskin biliyor, Hacı Özgan amca biliyor. Ali Kiriç'ten para alacaklar. Üstelik 3 kişi de ben üye olurum dedim. Enes oğlum, Yasin oğlum, bir de ben ayda 300 kron. Öyleyken benim adımı birileri yine silmiş oradan. 26 Haziran'da Musa kardeş dolma kalemle yazdı. 31 Temmuz'da vardım. O zamana kadar Diyanet Camisi'nde cuma namazı kılmadım. Odense'ye gittim. Obonora'ya gittim. Somali Camisi'nde 2 hafta üst üste hem bayram günü hem de bayramdan sonra 17 Temmuz'da ve 24 Temmuz'da Somali Camisi'nde cuma namazlarını ben kıldırdım. Benim görevimdi. 31 Temmuz'da da Diyanet Camisi'ne geldim. Abi baktım. Benim ismimi yine silmiş birileri. Ötlekler, korkaklar, pısırıklar. Ya kardeşim, Musa Özcan kardeş yazdı. Biz 3000 kron para vereceğiz dedik. Öyleyken benim adımı oradan yine silmişler. Ben de Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Ya Rabbi ben orada yoktum benim adımı silinirken. Ben görmedim. Oradaki o zalimleri, nankörleri, hasetçileri, fitne fesatçı, bozguncuları sana havale ediyorum Allah'ım. Onların hak ettikleri mükafatı onlara ver Allah. O zalimlerin zulmünden, o nankörlerin nankörlüğünden, hasetçilerin hasetliğinden, kalbi kin ve husumet dolanların düşmanlıklarından beni, Kiriç ailesini ve bütün ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi.